Her ailenin kendi gelenekleri vardır. Bahçede barbekü yapmak, göl kıyısında yaz tatilleri, Monte amcanın şükran gününde golf pantolonları giymesi. Benim evimde bu geleneklerin en kutsalı pazar günleri televizyon karşısında Baker takımının futbol maçlarını seyretmekti. Ve herkes onları seyretmeyi severdi. Buna defans mı diyorsun? Ben ülkemi bu şekilde savunmuş olsaydım kahvaltıda hepimiz bayat ekmek yiyor olurduk ya. Aklıma gelmişken yemek ne zaman? Sen nasıl Packer taraftarısın ha? Aç bir taraftar. Biliyor musun Louis, bu şekilde davranırsan asla bu takıma giremez. Hangi takıma giremem? Bu takıma girmek, futbol oynamak, bir Packer olmak. Louis bir Packer mı olacak? Doğru duydun evlat. Nişki gibi kanatlarda oynayacak. Andy, çocuk daha 8 yaşında. Saçma. Çocukları küçük yaşta eğitmelisin. 3 yaşındayken piyano çalan şu müzisyenin adı neydi bakayım? Mozart mı? Ha, evet o adam evlat. Mozart bir Packer mıydı? Aha, demek istediğim gelecek haftaki maçın biletlerini aldım ben. Bu yıl benimle gelme sırası sende Louis. Tamam mı? Ha? Ha? Ben de gelebilir miyim? Hayır Tommy, babanın yılda sadece 2 bilet alabildiğini biliyorsun. Seni gelecek yıl götürürüm evlat, sırada sen varsın şimdi. Hey ama bu haksızlık. Ondan daha büyük olmam eğlenceli işleri benim yapmamı gerektirmez. Belki Tommy daha sonraya kalıp daha büyük bir harçlık alabilir. Ne diyorsun evlat? Her zaman dediğim gibi. Pekala'ya gidelim. İşte böyle olacak Louis. Sadece kuralları unutma Andy. Maça 2 Anderson gidiyorsa maçtan da 2 Anderson gelecek. Neden söz ediyorsun? Sid eve geldi. O kibar park görevlisi sayesinde hayatım. Ne oldu? Baban maça gidip Coach Vince'le tanışmaya o kadar kararlıydı ki zavallı küçük Sid'i tek başına bıraktı. Tek başına mı? Stadyum insan doluydu. İşin en kötü yanı babanız onu arkada bıraktığını fark etmedi bile. Hayır, işin en kötü yanı Coach Vince'le asla tanışamamam. Penaltı mı oldu? Ya hayır, gözlerimi televizyondan asla ayırmamalıydım. Packer maçının babam için vazgeçilmez olduğunu o zaman anlamıştım. Lütfen patatesi uzatır mısın? Gerçekten müthiş bir maçtı. Aa evet, bana sahadaki eski günlerimi anımsattı. Size Anderson Raffle'dan hiç söz etmiş miydim çocuklar ha? Bundan söz etmediğin an olmadı ki. Saat 6'ya kadar işimiz zor. Hadi size nasıl yapıldığını göstereyim. Oh Andy, evin içinde olmaz. Bu ailenin asıl problemi de işte bu. Kimsenin coşkusu yok. Koç Vince'e ne anlatacağım? Kendi canımdan olan insanlar pek futbolda ilgi duymuyor. Ama baba, şu ana dek Koç Vince'in yanına bile yaklaşamadım. General Patton hiç teslim oldu mu? Hayır. MacArthur hiç geri çekildi mi bakayım? Hayır. Vince'le tanışmaya çalışmaktan vazgeçecek miyim? Bunu hayatın boyunca göremezsin. Şimdi iyi izleyin çocuklar. Anderson Raffle için bütün hazırlıkları yaptım. Hadi, hadi. İşte gol. Gördünüz mü? Her zaman işe yarar. Evet, doğru baba. Vay canına Louis. Packer programını nereden buldun? Babamdan. İçindeki her şeyi ezberlememi istiyor. Sadece isimler, sayılar ve tarihler var. İçinde bilmediğin bilgiler var mı dostum? Bilirsin. Box Town. 15 numara. 6-1, 110 kilo. Bitirme yüzdesi %57. Bütün bunları nasıl biliyorsun? Onlar Packer'lar. Pekala'yı bu kadar önemli yapan şey nedir? Bart Starr dışında mı? Coach Vince var, Paul Hornick var, Ray Nitschke var. Çok yaşa. Çok komik Louis. Bir futbol takımından söz ediyorsunuz. Ne kadar da saçma. Ve bu da suçları çözen bir köpek. Bir Packer taraftarı gibi görünmüyorsun Louis. Başka seçeneğim yok. Babam pazar günü beni maça götürüyor. Vay canına. Sahibi. Çok şanslısın sen Louis. Düşünsene bizler evde oturup maçı televizyondan izlerken sen gerçek taraftarların arasında olacaksın. Doğru. O kadar da kötü sayılmaz. Gidelim Louis. Maç günü geldi. Baba hava buz gibi. Buz gibi mi? Hava sadece -30 derece evlat. Ve sen bundan memnun musun? Elbette. Bu Packer havası. Chicago'dan gelen o sersemler büyük olasılıkla -15 dereceye alışkın olmalılar. Bu havada donacaklar. Peki biz ne olacağız? Sen bizi merak etme Louis. Soğuğa karşı bir şey düşündüm. Teşekkür edeyim. Çizgileri nerede? Hadi evlat, nasıl göründüğüne bakalım. Oo, harika görünüyorsun evlat. Keşke bir kameram olsaydı. Pekala, gidip kahvaltımızı yapalım.
Açıkça konuşmak gerekirse ne zaman eve döneyiz anne? Evet canım, maç genelde 3 ya da 4 saat sürer. Hadi Louis, yola çıksak iyi olur. Baksana Louis, geri gelmezsen senin odan alabilir miyim? Al bakalım küçük Packer taraftar. Öğle yemeğini paketledim. Sandviçler, çörekler, patates kızartması. İlk kez güzel bir gün geçireceğime dair biraz olsun umutlanmıştım. Babanla seni sıcak tutması için bir de termos dolusu sıcak çikolata hazırladım. Mutlu bir gün. Mevkim var. Evde kalabilir miyiz acaba? Alo? Aa, merhaba Dina. Evet, şimdi çıkıyorlar. Hadi gidelim çıkıyorlar. Asker. Ekipmanını al ve benimle gel. Hadi Packer'lar. Sen işine bak sen. Hayır, unutma. Onunla birlikteyim. Hiç böyle bir şey görmemiştim. İnsanlar açık kolları ve içi yiyecek dolu tabaklarla birbirlerini selamlıyorlardı. Aniden kendimi Packer taraftarı gibi hissettim. Çabuk ol Louis, maç saati. Ama baba, orada bizi bekleyen bir barbekü var. Bedava. Hey evlat, içeri girdikten sonra takımı desteklemeyi unutma. Vay, neyi imzalamam gerekiyor? Ha, baba, sanayım bizim yeğimiz şu tarafta. Aa, benimle takıl evlat, sana birkaç şey öğreteceğim. Evet, maç sırasında önüne bir başkasının oturmasına asla izin verme. Bak, yenilmez bir takım Louis, şu adam bir efsane. Bir gün onun adına bir kupa düzenleyecekler, bundan eminim. Baba, bu yıl beni onunla tanıştırmaya kalkmayacaksın değil mi? Aa, şaka mı yapıyorsun? Yapmam gereken tek şey şu hattı geçmek. Gözlerin arasından sızmak, sıraların altından sürünmek ve sonra ona pusu kurmak. Ha, iyi plan baba. Lütfen biletlerinizi görebilir miyim? Ne? Üzgünüm efendim. Buradan gitmeniz gerekiyor. Sizin yeriniz en yukarıda. Bunun için çok üzgünüm Bayan Nitschke. İşte yeriniz. Bu büyük bir kabalık. Bunlar Amerika düşmanı. Hmm. İşte geldik baba. Anderson'lar da gelmişler. En azından Fransa'da oturabilirdik. Ne yapadersiniz izninizle. Packer taraftarları geliyor. Ezin onları. Parçalayın. Dilimleyin. Aslına bakarsan park yerinde daha emniyette olabilirim. Yayımız harika baba. Hiçbir şey göremiyorum. İşte Louis, bunu dene. Düşmanı izlemede her zaman işe yarar. Aa. İşte sana yardım edeyim evlat. Ha, sorun değil baba. Sen kullanabilirsin. Üstelik iki elimi de sıcak tutmalıyım. Sen neden söz ediyorsun? Baksana güneş çıktı. Tanrım, şaka yapıyor olmayısın. Louis, koç Vince bu tarafa bakıyor. Vince. Tamam. Bu da iyi. Ve işte sayın. Ah, işte birini daha kaybettim. Fransız kadınlar bununla nasıl yemek pişiriyor bilmiyorum doğrusu. Fransa'dan söz etmişken geçen yıl kaynanama ne olduğunu anlatmış mıydım acaba? Memphis'te yaşayan kaynanandan mı söz ediyorsun? Kendisi Piggly Wiggly'de oturuyordu. Orada kimi görmüş dersiniz? Elvis Presley. Elvis Presley mi? Aman tanrım. Elvis market sepetini ağzına dek fıstık ezmesi ve muzla doldurmuş. O adam yemeği öğrense iyi olur bence. Yoksa inanın bana bir balon gibi şişecek. Balon sahnesi mi? Asla. Asla. Çok iyi. Dikkat et. Oyunculara bağırmayı dene Louis. Hadi. Ne görünüyor babam? Hey. Sosisli sandviç. Buraya bak. Patlamış mısır istiyorum. Hadi bağırmayı dene evlat. Hadi. Neden? Sağda neler olduğunu bilmiyorum ki. Gel evlat. Sağının her iki ucundaki iki büyük kaleyi görüyor musun? Onları ortası delik iki büyük çörek gibi düşün. İçleri leçerli mi? İçlerinde her şey var. Bu yüzden bütün oyuncular içine girmeye çalışıyorlar. Ama anahtar olmadan içeri giremezsin. Ve anahtar da şu anda gördüğün top. Şuradaki top mu?
Evet, oradaki top. Hadi pekiler, onunla yesin. Pudyal alayım, kızartın, yağ suyun ve çay suyun. Gelin. Topu düşürdü, top düştü. Jenkins topa dalıyor ve Chicago sayı yapıyor. Ne baba, bizim çöreklerimizi yiyorlar. İçlerinde her şey var. Bu yüzden bütün oyuncular içeri girmeye çalışıyorlar. Ama anahtar olmadan içeri giremezsin. Ve anahtar da şu gördüğün top. Konu takım yeniden öne geçti. İki sinek. Üç kupa. Dört sinek. Beş kupa. Biliyor musun Dina, meşhur birini gören birini tanıyan tek kişi sen değilsin. Sahi mi? Evet. Earl ve ben birkaç yıl önce Las Vegas'taydık. Earl aniden bu sesi duydu. Kafasını çevirip baktı ve kimi gördü dersiniz? Anne Margaret. İnanabiliyor musunuz? Yani Dairy Freeze'de çalışan şu bayanı mı? Hayır, onu değil. Devam et Kitty, gerisini anlat. Gerçekten ikisi de oradaydılar. Anne Margaret ve benim kocam bir arada. Bir kez daha öne geçiyor. Baba, benim için mi döndün? Haklısın Louis. Bir şey yapmamız gerekiyor. Topu tutma ve tekme atma yarışına katılacak olanlar lütfen sahadaki yerlerini alsınlar. Aşağı inip Vince Anderson Ruffle'ı nasıl koşturacağını öğretmem gerekiyor. Ne? Bu soğukta mı? Hadi sen de katıl bakayım. Ama baba. Oo, sızlanma, yürü bakayım hadi. Ha, bu beni rahatlattı. Üzgünüm dostum, sadece çocuklar. O benim ruhum da çocuklar. İyi denemeydi evlat, şimdi yerine dön. Hemen. Merhaba. Hey, seni buna babam mı zorladı? Evet. Beni de. Bir de bana sor. Packer'lar şöyle, Packer'lar böyle. Babam beni deli ediyor. Evet, iyi şanslar. Sana da. Ha, işte ilginç bir atış. Ah tanrım, bu çok güzeldi. Evet çocuklar, gerçekten iyi bir denemeydi. İşte bir tekme. Şu topun gidişine bakın. Sırada topa vurma var. Ah işte harika bir gol. Sahada gerçek bir profesyonel var. Hey! Onu kutlarız. Hep birlikte alkışlayalım, işte kupanın sahibi. Hey, seni kutlayayım. Teşekkür ederim. Ama futbol oynamak istemediğimi babama nasıl söyleyeceğimi hiç bilmiyorum. İstemiyor musun? Hayır, flüt çalmak istiyorum. Müzisyenler iyiydi ama bir flütü o kadar uzağa atabileceğini sanmam. Bunu iyi düşünmelisin. Öyle mi dersin? Elini çek, bunlar koç için. Hey, Coach Vince'e su mu götürüyorsun? Aa evet, ben sucu çocuğum. Sucu çocuklar bunu yaparlar. Ah, işte bu çok güzeldi. Harika. Bayanlar ve baylar, bu devrenin galibi Green Ramblers. Konuk takım 9, ev sahibi takım 3. Tamam beyler, etrafımı sarıldama pes etmeyeceğiz. Çünkü bir planım var. Hadi başlayalım. Evet, şimdi biraz düşünelim. Senin şapkana ihtiyacım var ve senin de kamerana, tamam mı? Evet. Herkes kek istiyor mu? Kaliforniya'daki kız kardeşimi ziyarete gittiğimde başıma gelen şeyi anlatmış mıydım? Gidip biraz şeker ve kahve getireyim. Ah, Brown derbisini seyrediyordum. Benim yanımda iki sıra ötede kim oturuyordu dersiniz? John Wayne. Oo, Elvis kadar yakışıklı mı? Ah, kesinlikle rüya gibi. Ah, aman tanrım. Oranın meşhur biriyle tanışıp tanışmadığını merak ediyorum. Bunu ben de bilmiyorum. Hadi soralım. Kahve. Oh, Ora, bugün gerçekten çok sessizsin. Sizin ailenizde de ünlüleri tanıyan birileri olmalı, öyle değil mi? Hayır, bunu hiç sanmıyorum. Yine de Dave Freeze'den Anne Margaret'le biraz sohbet etmiştim. Kenara çekil, muhabir geldi. Olduğun yerde kal dostum. Nereye gittiğini sanıyorsun? Ya sadece işimi yapıyorum ben. Demek işini yapıyorsun ha? Evet, seni daha önce burada görmemiş olmam tuhaf. Söylesene, Packer'ların her zaman lideri olan oyuncusu kim? Tabii ki Don Hudson. Paul Hornick 1961'de kaç sayı kaydetmişti? Çok kolay, 146.
Ray Nitschke'nin en sevdiği film hangisidir? Not Han Rakne hikayesi mi? Üzgünüm dostum. Müziğin sesiydi. Şimdi doğruca gerçek yerine dön, tamam mı? Hadi. Muhabirim, seni şikayet edeceğim. Göreceksin. Zavallı babam. Bir kez daha Coach Vince'le tanışma girişimi başarısız olmuştu. Belki ona biraz yardım edebileceğimi düşünmüştüm. Biraz yoğurmuş gibisin. Ne istiyorsun? Sana yardım edeyim mi? Evet tabii. Night Sniper'ın son sayısı var. Tanrım, senin için bu yeterli. Pekala çocuklar, işte bu kadar. Yeteneklerinizi sergilemenin zamanı geldi. O ayıları kuyruklarını bacaklarının arasına kıstırarak geldikleri inlerine göndermenin zamanı geldi. Geri çekin çocuklar, koçun suya ihtiyacı var. Hey, koç Vince'in yanındaki benim çocuğum. Onu oyuna sokacak. Onu oyuna sokacak. Aşk o koç. Teşekkür ederim evlat. Bakın, sadece sucu çocuk olduğumu biliyorum. Aslında sucu çocuk bile değilim. Sadece yardım ediyorum. Her neyse. Gerçek şu... Tommy'ye gir evlat. Oyun başlamak üzere ve ben 6 sayı gerideyim. Bence Anderson Ruffle'ı denemelisiniz. Anderson Ruffle mı dedin? Adını duydunuz mu? Elbette. Bundan 20 yıl önce bir lise takımının koçuydum. Çılgın bacak Anderson adında bir çocuk beni yenmenin sırrını bulmuştu. O günden beri bunu merak edip duruyorum evlat. Ben o adamın oğluyum ve nasıl yapıldığını biliyorum. Tamam, başlayın. Hadi başlayın ve bu çocuğu dinleyin. Onun harika bir oyunu var. Harika bir oyunu mu? Ama bu az önceki çocuklar yarışmasında topa bile vuramayan çocuk değil mi? Büyük koçlayın, büyük oyuncu olmaları gerekmiyor. Beni dinleyin. Şu şekilde olacak. Packerler 6 sayı gerideler. Ve çok az zamanları kaldı. İşte başlıyorlar. Sahada hareketlenme var. Hanson topu bırakıyor. Chicago harekete geçti. Hadi abi. Hayır. Bu adam ne yapıyor? Bu benim oyunum. Bu benim oyunum. Bu raffle oyunu. Bakın, bu uzun bir atış oldu ve yakaladı. İşte bu. Koş. Bir dakika beyler. Hanson topu aldı. Nasıl gittiğine bakın. İşte gidiyor çocuklar. İşte hızla ilerliyor ve gol. Durum eşitlendi. Yaşasın. Çılgın bacak Anderson sen misin? Ben kendim. Güzel, gidelim. Koç seni görmek istiyor. Artı sayı geliyor. İşte bu harika. Teşekkür ederim. Bu heyecandan dolayı biraz ısınmıştım. Maçı Green Bay kazanıyor. Açmayız. Çılgın bacak Anderson. Yıllarca seninle tanışmayı bekledim. Beklediğinize eminim. Oğlum size raffle numarasını gösterdiği için şanslı sayılırsınız. Biraz daha kahve. Hayır Ora. En azından meşhur birini tanıyan birini tanıyan birini tanıyorsundur. Bir fikrim var. Neden Packer'ların ne durumda olduklarına bakmıyoruz? Midway canavarlarıyla oynadıklarını biliyorsunuz. Koç Vince bu maçı son anda almayı başardı. Bu senin kocan değil. Bu hepimiz için büyük bir sürpriz. Aman tanrım. Hiç sanmıyorum. Hayır, doğru söylüyor. Kocanın yanında da Koç Vince var. Bak. Aman tanrım, bu Andy. Şu işe bakın. Buna inanamıyorum. Gerçekten Bu çok heyecanlı. Birlikte çok mutlu görünüyorlar. Eski dost olmalılar. Sence de öyle görünmüyorlar mı? Söylesene. Evet, aslında ben... Hadi bizden saklama. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Hiçbir zaman bir Packer olmasam bile mi? Bir Packer olmaman bir kahraman olmayacağını göstermez. Bu maçın kahramanı benim. Buraya gelin, durun bakayım. Hadi koş. Acele et, çabuk ol. Hadi koş. Yaşasın. Dediğim gibi bu Vince Bey dahi. Dahi mi? Sana özgürlük maçındaki oyundan hiç söz etmiş miydim? O oyunun mucidi bendim. Bu doğru. Bu taktik aklıma ilk kez Ellis Adası'nda gelmişti. Gençlik yıllarımın geçtiği İsveç'teydi. Yaşlı babanla maç seyretmek kadar eğlenceli bir şey olamaz değil mi evlat? İşte yine baba. İşte gol. Biz kazandık.